Selamun aleyküm. İyi oyunlar arkadaşlar. Çok zaman oldu. Video çekmiyordum YouTube hesabıma. Bugün yeniden video çekmeye karar verdim ama bu videoda ilk videomuz şey olsun dedim. Bazı insanlar hasar veremiyor fazla. Bir de şey yapamıyorlar. Hasarları çok düşük, seviyeleri yüksek. Yeteneklerini açamıyorlar. Yeteneklerini nasıl açmasını göstereceğim. Bütün yetenekleri bu videoda gösteriyorum. Hasarı düşük olanlar bu videoda izleyip de bir videoyu izleyip de yeteneklerini açıp daha yüksek hasar verebilirler. Çünkü çoğu kişi yetenekleri açmıyorlar. O yüzden videomuza geçelim. Şöyle geliyoruz. Kabiliyatlar. Kabiliyatlara geldikten sonra şurası misal vereyim. Savaş yetenekleri. Savaş kabiliyatları. Şöyle savaşa gelelim. Bakın şurada hafif ateşli silahlar diyor. Şu hafif ateşli silahlardan şu var. Bakın şöyle yazıyor. Küçük bir dövüş deneyimi falan sonra savaşırken hasarın 10 arttırır. Bakın işte bunu 5 yapmanız gerekiyor. Saldırı tüfeği falan hafif. Av tüfekleri, şarjör kapasitesi falan 20 artar. Bunu da yükseltmeniz gerekiyor. Bakın bunu da yükseltin. Saldırı tüfeği, hafif makineli tüfek veya av tüfekleri falan filan. Silahın geri tepmesini azaltıyor. Aynı ACE2 yükseltmiş gibi. Bunu da 4 yapın, bunu da 4 yapın. Ve en çok da hasarınızı yükseltecek olan şey şudur. Mermilerle vurulan her bir birim için hasar 6 artar. Toplama falan filan 18'e kadar falan. Bunu işte yükseltin. Bunu kesinlikle 4 yapmanız gerekiyor. Çünkü KSG kullandığınızda ya da başka bir sana reddot kullandığınızda, havan topu kullandığınızda bunun hasarı buradan çok daha yükseltiyor. Bir de bunu biliyorsunuz. 75 olduktan sonra yükseltiyorsunuz. Canatınızı, kalkanınızı 130 arttırıyor. En çok da burası önemli arkadaşlar. Bunu seviyenize kadar yükseltmeniz gerekiyor. Bakın benimki şu an 81 olduğu için 81'e kadar yükseltmişim. Bunu 81'e kadar, yani hangi seviyedeyseniz bunu yükseltin. Burada sniper var. Kısa menzil hasarını 35 arttıran falan filan diyor, görüyorsunuz. Bunları da okuyup da istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Bunlar çok fazla normal silahların hasarıyla alakası yok. Kıyafatlarla daha iyi kullanabiliyorsunuz. Bunu yükseltirseniz. Bir sniper tüfeği veya bazooka kullanırken yeniden yükleme hızını arttırıyor bu da arkadaşlar. Bu da dediğim gibi sniper hasarını yükseltiyor. Bu da menzilini uzatıyor. En çok önemli olan dediğim gibi şurası arkadaşlar. Şunu daha fazla yükseltin. Bu neymiş? Yeni gelmiş. Taşıtlarınızı canlı bir 50'ye kadar arttır. Bunusu neymiş? Dur bunu da verelim biraz. Doların bitti. Önemli olan dolar burada. Dolarının daha çok olması gerekiyor. Gelelim toplamaya. Bakın toplamada ben burası kesinlikle 81 olması gerekiyor. Benimki 77'de kalmış çünkü fazla şey yapmadım buraya. Duyuşurken kritik başlık oranı 35 artar. Toplama sırasında falan birinci el kaynak kritik şansı veriyor burasını yükseltirseniz. İşte gördüğünüz gibi burada da bunları açıyorsunuz. 80'de falan açılıyormuş. Bu da 80'de. Bu da 48 seviyede açılıyormuş. Deniz yosunu bu lazım değil bana çünkü virüsçü olduğum için. Meslekleri de anlatacağım size arkadaşlar. Bütün meslekleri de videosunu çekip atacağım. İşte bunları da arkadaşlar okuyun. Zaten her şey yazıyor burada. Toplamada. Bakın bunları yükseltebiliyorsunuz. Seviyeniz mesleğiniz farklıysa. Benim meslek virüsçü olduğu için bunlara ihtiyacım yok. O yüzden yükseltmemişim. Siz okuyun. Ona göre yükseltin. Aslında burası. Gelelim şeye. Zanaat. Zanaat bakın donat çok önemli. Can değerinizi yükseltiyor. Bunu seviyenize göre yükseltin. Bakın 351 arttırıldı diye 32 falan 350 arttırır.
Yani 39 yüzü artar kritik hasar azaltında falan diyor. Hasar azaltıyor. Bir de can değerinizi çok fazla yükseltiyor. O yüzden bunu da seviyenize göre yükseltmeniz gerekiyor. Şurası geliyor. Silah ve yeni mamulleri falan üretim süresi falan kısaltıyor. Böyle bir silah ürettiğinizde silahın dayanıklılığı daha fazla oluyor biliyor musunuz? Yani bir silah siz yaptığınız zaman o daha fazla dayanıklık kazanıyor. Çünkü bunu yükseltirseniz. Bu da aynı şekilde zırhı şey yapıyor. Dayanıklılığını fazla yükseltiyor. Fazla şey yapıyor. Başka burada önemli olan fazla yok. Başkalarını da okuyup yapabiliyorsunuz. Bu neymiş? Anlaşma bölgelerindeki canavarlara ortadan kaldırdıktan sonra yapı malzemeleri elde etmek için. Peki bir tane verelim. Bunlar bence önemli değil. Ha burası da önemli arkadaşlar. Alanlara gittiğinizde size eklenti malzemeleri veriyor farkındaysanız. Eklenti malzemelerini de parçalıyorsunuz. Yani çünkü şey almanız gerekiyor. Salah eklenti şeyi almanız gerekiyor. Şundan bakın şuraya göstereyim. Şunlardan bakın şunlardan almak için onları parçalıyorsunuz. Şöyle eve geçelim. Kuşkum. Kuşkumu da geçen levinden çıktığım için gitti tamamen arkadaşlar. Sadece duvar kalmış. Her şey gitti. Şimdi şuraya geliyoruz. Misal yok. Pardon. Şuraya parçala dediğinizde misal vereyim şöyle şöyle anlatayım bir dakika bir tane alayım. Mesela şunu alalım. Şöyle gidelim oraya. Parçala diyoruz. Bakın şurası yazıyor 4'te illa 12 diyor tamam mı? Şans veriyor size. Eğer buradaki kabiliyatlardan zanaat bakın eğer burada kabiliyatlardan bir de kaldıysa o bir bu 4 taneden aşağını veriyor. Yani yukarısını vermiyor. Şans, kritik şans olmuyor. Bakın buraya demiş hafif silahlar özel aksesuarlarını MH ayrıştırırken daha fazla bir mekanik malzeme almanın %15 şansı var diye. İşte bunu yükseltirseniz öyle daha fazla malzeme veriyor size. Bakın şimdi parçalıyoruz. Bakalım kaç tane verecek. Parçala. 7 tane verdi. İşte böyle arkadaşlar. Başka ne kaldı buraya? Ha. Her şeyi anlattık mı? Evet, bunlar bu kadar arkadaşlar. Burayı okuyup da yapabiliyorsunuz. Savaşta dediğim gibi şu dörtte ilk başta hafif ateşli silahları durdun da tam seviyesine kadar yetiştirin. Burayı kesinlikle açmanız gerekiyor 4'te kadar. Burayı da. Burayı kesinlikle 4 yapmanız gerekiyor. Çünkü ateş ettiğiniz her mermi daha fazla patlama hasarı veriyor. Yani bomba atar vasıtası elinizde falan filan. KSG'de bu şeylere gidiyor arada. Çünkü onun da seviyesi yani fazla şey yaptığı için onu da şey yapabiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Ateşli silahı arkadan saldırmak için kullanırken falan. Bu ateşli silahlara bağlı. Bu da his. Silahsızken veya ateşli silah kullandığınızda hareket hızınız arttırıyor. Yetenekler böyle arkadaşlar. Ben virüsçüyüm arkadaşlar. İsterseniz ben bir dahaki videoda virüs yeteneklerini de size göstereceğim, anlatacağım açık bir şekilde arkadaşlar. Neyse bu videomuz bu kadardı. Yeni videoda görüşmek üzere.